Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere basit bir şekilde tez yazımında sayfaya numara verme işlemi hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Elimde örnek bir tez var arkadaşlar. Bu tezimde ilk iki kapak sayfasına arkadaşlar herhangi bir numara vermeyeceğim. Kapak sayfalarından sonra arkadaşlar Roma rakamıyla başlayacak şekilde numaralandırma işlemi devam edecek. Arkadaşlar ta ki bu giriş sayfasına kadar Roma rakamıyla devam edecek. Giriş sayfası ve giriş sayfasından itibaren arkadaşlar normal numerik rakamla birden başlayarak e, sayfa numara verme işlemi tamamlanmış olacak. Şimdi ilk olarak arkadaşlar giriş sayfasındayken arkadaşlar ben birden başlayarak sayfa numarası vereceğim. Bunun için giriş sayfasının şuradaki en baş kısmına geliyorum ve buraya arkadaşlar klikliyorum. Böylece buradaki imlecim yanıp sönüyor arkadaşlar. Ardından düzen kısmına geliyorum. Buradan kesmeler kısmına geliyorum. Ve ardından sonraki sayfa diyorum. Şimdi arkadaşlar sayfa numarasını ekleyeceğim. Ekle kısmına geliyorum. Ardından sayfa numarasını seçiyorum. Ve burada arkadaşlar sayfanın sonuna geliyorum ve şunu seçiyorum. Yani sayfanın sonu ve orta kısmına arkadaşlar numara gelecek şekilde burayı klikliyorum. Böylece arkadaşlar sayfanın alt kısmında orta kısmında sayfa numara işlemi verilmiş oluyor. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar öncekine bağla seçeneğini kaldırıyorum. Ve devamda tekrar ekle kısmına geliyorum arkadaşlar. Sayfa numarası kısmında klikliyorum. Buradan e, sayfa numaralarını biçimlendir seçeneğini seçiyorum. Şimdi normalde arkadaşlar burada 8'den başlıyor. Ben bunu 1'den başlatacağımı söylemiştim. Onun için başlangıç kısmını seçiyorum ve buraya 1 yazıp arkadaşlar tamam diyorum. Böylece ne oldu arkadaşlar? 1'den başlayarak devam edecek. Şu orta kısmı klikliyorum arkadaşlar. Çift klikliyorum. Böylece e, giriş kısmı arkadaşlar şu giriş kısmı 1'den başlayarak arkadaşlar numarik e, sayılarla e, numara verme işlemi tamamlanmış oldu. Şimdi üst kısmı arkadaşlar baktığım zaman şu giriş kısmının üst kısmına baktığım zaman normal nümerik tuşların olduğunu görüyorum. Şimdi bu nümerik tuşları arkadaşlar Roma rakamına çevireceğim. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk iki sayfada zaten e, bu iki sayfada normal sayı olmayacaktı. Yani normal e, sayfa numarası olmayacaktı. Şu sayfadan itibaren bildirim sayfasından itibaren e, Roma rakamıyla devam edecekti. O yüzden arkadaşlar buranın en baş kısmına klikliyorum. Bakın en baş kısmı burası. İmlecim burada yanıp sönüyor. Ne yapmam gerekiyor? Tekrar düzen kısmına geliyorum. Kesmeler diyorum. Sonraki sayfa diyorum arkadaşlar. Tekrar ekle kısmına geliyorum. Sayfa numarası diyorum. Sayfa sonu buradan şunu arkadaşlar seçiyorum. Ardından arkadaşlar öncekine bağla'yı kaldırıyorum. Tekrar ekle kısmına gidiyorum. Sayfa numarası, sayfa numaralarını biçimlendir. Arkadaşlar burada sayı biçimini Roma rakamı olarak seçeceğim. Yani şunu seçeceğim. Şu i ile başlarını seçtim tamam. Şimdi burası arkadaşlar 3 ile başlıyor. Yani roma rakamı 3 ile başlaması gerekiyor. Başlangıç kısmına geliyorum. Bakın burada tek birli çıktı. Bunu 3 yapmam gerekiyor. Çünkü ilk iki kapak sayfam var. Şuradan arkadaşlar arttırıyorum. Bakın 1, 2 ve 3 yaptım. Roma rakamı ile 3 oldu arkadaşlar. Ve tamam diyorum. Böylece ne oldu? Şu ortaya da klikliyorum. Böylece arkadaşlar bu sayfa yani kapak sayfasından sonra... 3 ile başlayarak Roma rakamı arkadaşlar bakın devam etti. Nereye kadar? Bu şekilde özet kontrol ediyorum. Tamam. Abstract arkadaşlar kısmı vesaire. Giriş sayfası sonra zaten normal numerik rakamlara devam ediyor. Tamam. Şimdi en üste gittiğimde arkadaşlar ilk iki kapak sayfasının normal numerik rakamlar olduğunu görüyorum. Bakın şu ikisi normal numerik rakamlar yer alıyor. Bunları sileceğim. Nasıl yapacağım? Burayı klik diyorum. Herhangi bir tanesini klik diyorum. Ardından arkadaşlar delete tuşu da olabilir. Şöyle seçip de olabilir. Fark etmiyor. Seçip arkadaşlar delete tuşuna basıyorum. Ve bu rakamlar silinmiş oluyor. Şimdi şurayı veya arkadaşlar şu ortayı klikliyorum. Böylece arkadaşlar ilk iki kapak sayfasında numaralar kaldırılmış oluyor. Devamında arkadaşlar Roma rakamıyla devam ediyor. Bakın şu şekilde devam ediyor. Giriş sayfasından itibaren arkadaşlar ee, giriş sayfasına kadar Roma rakamıyla devam etti. Giriş sayfasından itibaren normal nümerik rakamlarla devam ediyor arkadaşlar. Basit bir şekilde tez yazımında sayfa numara verme işlemi böyle arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca tezde sayfa numara verme hakkında detaylı bilgi almak isteyenler arkadaşlar hemen alttaki e-mail adresinden yetişime geçebilirler. Şu ana kadar da yüzlerce kişiye bu konuda yardım ettiğimi söyleyebilirim. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.